Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugünkü konuğum baba bir konuk. Şu ana kadar incelediğim en güçlü laptop bu olacak. Aslında incelemeyi yaptım, testlerimi bitirdim. Şimdi sizinle birlikte yalandan bir kutu açılımı yapacağız. Yani çok acayip bir laptop, onu belirteyim. Şu tarih için dünya üzerindeki en güçlü laptop GPU'suna sahip. 4K 120 Hz destekleyen kocaman bir ekranı var. Malzeme kalitesini zaten birazdan göreceksiniz. Daha fazla uzatmayayım. Bugünkü konuğumuz MSI Stealth GS77. Kutumuz bu şekilde gerçekten güzel bir tasarıma sahip. MSI'ın ejderhasını üstüne koymuşlar. Hemen kutumuzu açalım. Kutuyu açtığımızda bizi direkt laptopumuz karşılıyor. Hemen çıkartalım. Bu arada iki tane kutu iç içe geliyor. Bu gösterdiğim iç kutuydu. İçindeki küçük kutuya sadece kitapçıkları ve laptopu koymuşlar. Küçük kutuyla büyük kutunun arasından da adaptörümüz çıkıyor. 20 volt 12 amper yani 240 watt güce sahip. Bu şekilde logolu bir koruma kılıfıyla geliyor. Hemen açtık. Laptopumuzun neredeyse tamamı metal alaşımdan yapılmış. Zaten dokunduğunuzda soğukluğunu hissediyorsunuz. Tek bir dezavantajı var. Mat olduğu için parmak izi bırakıyor. Altını çevirdiğimizde iki tane soğutma fanını görüyoruz ve bayağı büyük gözüküyorlar. Hava alabilmesi için mesh ızgaralar yapmışlar buraya ve gayet geniş tutmuşlar. Arka tarafına geldiğimizde burada egzoz çıkışlarımız var. Yani sıcak havayı buradan üflüyor. Burada bir şarj girişimiz. HDMI 2.1 girişimiz. Burası önemli. Yani başka bir görüntü kaynağına bağlarsanız da 8K'ya kadar görüntü alabiliyorsunuz. 4K'da da 120 kareye kadar alabiliyorsunuz. Ve burada da RJ45 LAN portumuz var. Yan tarafına geldiğimizde yine egzoz fan çıkışlarını görüyoruz. Sol tarafta iki tane USB 3.2 jenerasyon 2. Bir tane combo jack, bir de webcam için kill switch var. Bazıları güvenlik için böyle laptopunu kapatıyorlar. Bunda gerek yok. Direkt o switch'i kapattığınızda komple donanımsal olarak devre dışı bırakıyor webcam'i. Sağ tarafına geldiğimizde yine egzoz çıkışı iki tane tip C görüyoruz. Bunlardan biri Thunderbolt 4. Bu gördüğünüz porttan yüksek veri aktarımının dışında laptopu şarj da edebiliyorsunuz. Diğer tip C'ye gelirsek yine USB 3.2 jenerasyon 2. Yüksek veri aktarım var. Aynı zamanda görüntü de alabiliyorsunuz. Yani bir DisplayPort çıkışı aynı zamanda. Ve bir tane de SD kart okuyucumuz var. Ben bunu neden sevdim? Artık oyuncu laptoplarında genel olarak SD kart yuvası yapmıyorlar. Hani oyuncunun SD kartla işi ne diye düşünüyor olabilirler. Bazen gerekli olabiliyor ama MSI bu laptopu yaparken hem oyuncuları hem de laptop üzerinden işini yapan kişileri düşünmüş. Hatta bazı laptoplarda yine SD kart okuyucu koyuyorlar ama micro SD. Yani onu kim ne yapsın bilmiyorum. Yine MSI'ın bunu düşünerek eklemesi güzel olmuş. Tasarımına gelirsek dediğim gibi hem oyuncuları hem de iş yapanları düşündükleri için sade bir tasarım kullanmışlar. Full metal alaşım olduğu için ve bayağı sağlam olduğu için elinize aldığınızda kaliteli bir şey tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Ve şunu belirteyim, muadillerine göre gerçekten ince tutmuşlar. Kalınlığı sadece 2 santim. Üst seviye donanımlar ve soğutma bloklarına sahip olmasına rağmen bu inceliği korumaları başarılı olmuş. Bir laptopumuzu açalım. Parmak izi bırakma mevzusu aynı şekilde iç tarafı için de geçerli. Hatta sildim. Sildiğimin izleri de kalmış. Helal edin. Metal alaşımlı laptopların dezavantajı bu. Çok kaliteli hissettiriyorlar ama maalesef parmak izi kalıyor. Genel hatlarıyla baktığımızda gayet simetrik bir kasaya sahip. İki tarafında da hoparlörleri mevcut. Touchpad benim tam sevdiğim gibi ortada. Ve şunu belirtebilirim. MacBook'u vesaire saymıyorum tabii ki. Onun dışındaki laptoplarda kullandığım en iyi touchpad. Hem hissiyatı güzel hem de
Tam istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Özellikle de çalışırken vesaire mouse'a ihtiyaç duymazsınız, onu söyleyeyim. Burada bir parmak izi okuyucumuz var ama kızılötesi sensörleri sayesinde yüz tanıma teknolojisi de var. Ben bu kısmı bayağı beğendim, böyle tık bir bakış atıyorsun direkt açılıyor. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Telefonlara geldiği gibi artık çoğu laptopa da gelmesi lazım. Yani bu yüz tanıma sadece şifre açmak için değil, güvenli ödemeleri falan da sağlıyor. O yüzden ben çok seviyorum. Menteşelerine gelirsek, alışılmışın dışında menteşeler kullanılmış. Yine metal alaşımlı, gayet sağlamlar. Genellikle dış tarafta olur, bu sefer iç tarafa koymuşlar. Bu neyi sağlamış onu hemen söyleyeyim. Normalde bu tarz laptopları kapatırken bir tarafından bastığınızda ekran böyle bükülür. Tam ortasından kapatmanız lazım veya arkasından ittirmeniz lazım. Menteşelerin ortaya gelmesi, neresinden kapatırsanız kapatın, hiç böyle bükülmeden, eğilmeden kapanmasını sağlıyor ve menteşeler yumuşacık. Bu arada şu uç kısımda mıknatıs var. Ufak bir kuvvetle kaldırıyorsunuz ve istediğiniz yerde kalıyor. Başarılı olmuş. Tek parmakla hiç bilgisayarı oynatmadan kaldırabiliyorsunuz. Böyle yavaş yavaş, gayet güzel. Şimdi böyle fiziksel olarak sağını solunu göstermek istedim sizlere. Şimdi teknik detaylara girelim. Ardından zaten oyun testleriyle devam edeceğiz. İşlemciden başlayalım. Intel Core i7 12700H kullanılmış. Toplamda 14 çekirdeğe 20 de thread'e sahip. Bu 14 çekirdekten 6'sı performans çekirdeği, 8 tanesi verimlilik çekirdeği. Biliyorsunuz 12. nesil Intel'in şu an son nesil işlemcileri. Bir önceki nesile göre bu bahsettiğim işlemci %45 daha yüksek performans sunuyor. İşlemcimizin base frekansı 3.5 GHz. Boost ile birlikte 4.7'ye yükselebiliyor. Base frekanstayken 45 Watt'lık bir güç tüketimi yaparken Turbo Boost'a geçtiğinde 115 Watt'a kadar yükselebiliyor. 24 MB ön belleğe 7 nanometrelikte bir transistör aralığına sahip. Ve gelelim bu sistemin en deli parçasına, ekran kartına. Nvidia RTX 3080 Ti Max-Q modeli kullanılmış. Şimdi bu Max-Q ne demek? 3080 Ti'nin laptop için üretilmiş versiyonu. Yine diğer alıştığımız 3080 Ti gibi GDDR6 bir belleğe sahip. Ama bellek arayüzleri farklı. Masaüstü versiyonunda 384 bitken, laptop versiyonunda 256 bit ama bellekleri de farklı. Masaüstündeki 12 GB iken, laptop versiyonunda bellek 16 GB. 80 Watt'lıkta bir güç tüketimim var. Nvidia'nın RTX serisinden olduğu için hem DLSS'i destekliyor hem de Ray Tracing'i kullanabiliyoruz. Zaten oyun testinde göreceğiz. Bu tarih için söylüyorum, daha güçlü bir laptop grafik kartı yok. En güçlüsü bu. Ve böyle güçlü bir ekran kartı çok güzel şeyler başarabildiği için alıştığımız 1080 veya 2K'lık ekranlardan ziyade 4K Ultra HD bir ekran kullanmışlar. IPS bir panel ve 4K'da 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunabiliyor. DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü kapsayabiliyor. Yani şöyle demek bu. Tasarım da yapabilirsiniz. Videoda editleyebilirsiniz ve renkleri doğru bir şekilde görebilirsiniz. Ekranın renkleri konusunda kendi düşüncemi söyleyeyim, gerçekten çok güzel. Hele çözünürlük zaten 4K olduğu için böyle piksel bulmanız mümkün değil. Yani direkt baktığınızda böyle oluyorsunuz. Eğer 1080'e alıştıysanız. Ekran büyüklüğüne gelirsek de alıştığımız 15.6'lar gibi değil, 17.3 inçlik bir panel kullanılmış. Ekranın büyümesi laptopun büyük olduğu anlamına gelmesin. Çerçeveleri o kadar ince bırakmışlar ki alıştığımız laptop boylarında diyebilirim. Hatta boyutları şuraya gelsin, ağırlığını da ben söyleyeyim. 2.8 kilogramlık gayet kabul edilebilir bir ağırlığı var. Neden kabul edilebilir diyorum? Çünkü içindeki parçalar en üst segment olduğu için genellikle ağır parçalar oluyor. Zaten soğutma bloklarından vesaire de bahsettim. 3 kilonun üstüne çıkmaması güzel olmuş. Muadillerine baktığınızda 3 kilo, 3.2 kilo gibi ağırlıklar görüyoruz. Hatta bazı modeller var böyle 4 kiloya yakın. Kalınlıkları da şöyle oluyor. Burada hem fazla ağırlık yapılmamış, full metal olmasına rağmen, hem de boyutları güzel seviyede tutarak taşınabilir hale getirmişler. Gelelim RAM'lere. 2x16 şeklinde toplamda 32 GB'lık 4800 MHz frekansına çıkabilen DDR5 RAM'ler kullanılmış. İsterseniz 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz bu arada. İçinde 2 tane slot var. Ama bir tane daha ekleyip yükseltme yapamıyorsunuz. Komple değiştirmeniz lazım RAM'leri. Ama hiç değiştirmenize gerek yok çünkü yani bu MHz'de, bu GB'da en yoğun işlerinizi bile kaldıracağını düşünüyorum. Gelelim depolamaya. 2 TB'lık
PCI Express 4.0 NVMe M.2 SSD kullanılmış. Yine SSD'ye hız testi yaptım. Oyun testinden hemen sonra onu da görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir SSD kullanmışlar. Yüksek boyutlardaki dosyalarınızı çok kısa sürelerde aktarabiliyorsunuz. Tabii ki bu her şeye yansıyor. İşte oyun açılma hızları, bilgisayarın açılma hızı, bunun gibi birçok şeye yansıyor. Zaten bilgisayar hızına söyleyecek bir şey yok. Oyun testlerini izleyince siz de hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Gelelim ön kameraya. Kızılötesi destekli 1080p yani Full HD 30 kareye kadar çekebilen bir ön kameramız var. Hatta onu da göstereyim hemen. Bir fotoğraf çekiyorum. Şimdi de video kaydı alalım. Evet, şu an sesimi ve görüntümü MSI Stealth GS77'nin webcaminden görüyorsunuz. Ufak bir gren var ama beyaz dengesi ve netlik gayet güzel. Bu arada burada biraz düşük ışık var. Yani bu açılardan geliyor ama arka tarafım bu kadar aydınlık değil. Ben baktığımda bu kadar aydınlık görmüyorum. Kamera testi de bu şekildeydi. Gelelim klavyemize. Burada MSI SteelSeries ile birlikte çalışmış, RGB arka aydınlatmaya sahip güzel bir klavye çıkartmışlar. Klavyenin kısa yolları olsun, tamamının Türkçe karakter olması falan her şeyi beğendim. Tek bir eleştirim var. Bunu yapmalarının elbet bir sebebi vardır ama bu numpad'de bulunan numara tuşları normal yazı karakterlerinin olduğu tuşlara nazaran biraz küçük bırakılmış. Yani alıştıktan sonra çok bir problem olacağını sanmıyorum ama numpad'i yoğun olarak kullanan, işi dolayısıyla hatta yazı karakterlerinden daha fazla numpad'de çalışan insanlar var. Yani ben biraz denedim, böyle bir garipsemedim açıkçası ama tuhaf geldi. Şunu da söyleyeyim, çok güzel bir görüntü olmuş bu arada. Klavyeye böyle karşıdan baktığınızda her şey yerli yerinde, çok simetrik. Yani biraz alışılmışın dışında bir klavye tasarımı yapmışlar. Bunu beğendim. Dokunma hissiyatı çok yumuşak. Yazı yazarken yormayacak. Gayet yazması da keyifli bir klavye. Kablosuz bağlantı tiplerine gelirsek Wi-Fi 6'ya kullanılmış ve Bluetooth versiyon 5.2 kullanılmış. Yani kullanabilecekleri en güncel kablosuz bağlantıları kullanmışlar. Bu konuda da takdir ettim. Şimdi gelelim hoparlörlerine. Benim en sevdiğim yerlerinden biri oldu. Dine Audio'nun 6 tane stereo hoparlörü var içerisinde. Sesini de dinletmek istiyorum. Mikrofondan ne kadar geçecek size bilmiyorum ama gerçekten çok keyifli bir hoparlörü var. Hem kaliteli hem yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor. Yine telifsiz bir müzik açacağım. Yaklaşık 98 desibellik bir ses verdi. Bunun karşılığı ne? Alıştığımız o 5 wattlık küçük taşınabilir hoparlörler kadar ses çıkarabiliyor demek. Ve bunu çok stereo bir şekilde veriyor. Hani laptopun belli bir noktasından değil de her yerinden ses geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Ve yani herhalde incelediğim en fazla ses çıkaran laptop bu oldu. Ve böyle basıması da var yani, çok başarılı. Girişlerini, tasarımına bakarken zaten söylemiştim ama yine ekrana gelsin. Buradan okuyabilirsiniz. Hadi şimdi oyun testlerimize geçelim. 4K'da deneyeceğim tüm oyunları. Bir Cyberpunk'ı 1080'e de alacağım, 2K'ya da alacağım ki performansını görün diye. Evet, bir Counter atalım dedim. Hep Valorant oynuyoruz, bir farklılık olsun. Çözünürlük 4K'da. Tüm gelişmiş görüntüler yüksekte, zaten otomatik olarak yaptı. Ölüm maçı atalım. Görüntü 4K oldu için bu gördüğünüz istatistikler daha fazla büyümüyor. Helal edin. Ben ara ara söyleyeceğim zaten aldığımız verileri. Susturucunun ne işi var ya? Çıkart baba. 19 altımız kaldı ama. Alıştık Valorant'tan can almaya. Şu an çok tuhaf geldi bana. 4K'da 170-180 FPS alıyoruz. Çatışırken 150'lere kadar düşüyor. RAM kullanımı 11 GB. GPU kullanımı sonunda 73 derece, CPU'da 75 derece, 80'lere çıkıyor. Ulan ne 1.5 oynardık zamanında ya, o Iceberg'ler, Pool Day'ler, internet kafede oynardık bir de. Evde bilgisayar olmasına rağmen orada oynardık, of. O zaman da böyle oynayamazdım. Kurtu, sen beni mi öldüreceksin? Aha. İkimiz de birbirimizi öldürdük lan. Selamünaleyküm. Ah be. Aleykümselam dedi o da. 4-4 akar ya. Gel lan buraya. AUK en sevdiğim silahtı. Nereden atış ediyorsun acı? Oo. Aa! Şaka mı bu ya?
Yeter. Ben oynamıyorum. Bir de Forza Horizon 5 oynayacağız. Beni yakından takip edenler bilir, uzun süredir alacağımı söylüyordum. En sonunda dedim ki bu bilgisayarın hatırını alalım. Normalde 4 oynuyordum. Dikey senkronizasyon kapalı, sınırsız. Yine 4K'da oynayacağım. Grafiklere gelelim. Her şey en yüksekte. Ekstrem, yüksek, ultra. Yani daha da yükseltilecek bir ayar yok. Aha. İlk defa oynuyorum bu arada Orta. Konuşamadım. Forza diyecektim. Forza Horizon 5'i. Ford Bronco ile başladık vallahi. Çok da severim o arabayı. Bakalım görüntü kalitesi ne durumda? Aa, bir şey söyleyeyim mi? 4'ü çok beğeniyordum. 5 farkı var yani. Şu an bu oyundan alabileceğiniz en iyi görüntüde oynuyorum. Ve ortalama 46 FPS alıyoruz. RAM kullanımı 14 GB'ın üstünde. GPU kullanımı zaten sınırda. Öf be. Çok detay var oyunda bu arada. Gölgeler olsun, ışık yansımaları olsun falan. Çok başarılı olmuş. Sıcaklıklar 70 civarında. GPU, CPU'ya nazaran daha serin kalıyor genellikle. Eyvah eyvah be. Oyuna bak. Ben 2K'da merak ettim bunu. 2K'da aşırı bir FPS yükselmesi olmadı. 45'lerden 65-70'lere çıktı. Abi çok güzel oyun yapmışlar bu arada ya. Çok gerçekçi görüntüler. Ama şöyle fragmanlar geçirse çok daha güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Corvette mi o? Vallahi Corvette C7. 70 civarlarında 2K ekstrem ayarlarda. Bir de 1080 alacağım. Sadece meraktan yapıyorum bu arada. Direkt 90 FPS'e çıktı. Grafik anlamında bayağı ağır bir oyun olduğu belli zaten. Yani görüntüden direkt anladım. Bu sefer de 4K'yı aldım. Grafiklerle oynayacağım. Aa, bak diğerinde Extreme yoktu mesela. Ultra vardı. Forza Horizon 4'te bahsediyorum. Bir de Extreme getirmişler. Yüksekte oynayalım bakalım. 4K yükseğe aldım. Eyvah, en baştan aldı ya. Baba İsa'nın doğumundan alsaydınız ya. Alt tarafı bir grafik değiştirdik. Ve geçilmiyor hiçbir şekilde. Bu çok sinir bozucu ya. Evet, yüksek ayarlarda da 4K'da 70 FPS veriyor. Ama Extreme ile yüksek arasında gerçekten görüntü farkı var. Onu da hissettiriyor. Arabanın üzerine gelen yansımalar falan azaldı. Tamam, bu kadar yeter. Evet, bu bilgisayara yakışır bir Cyberpunk testi yapalım. DLSS'i de deneyeceğim. Farklı çözünürlüklerle de oynayacağım. İlk olarak Ray Tracing Ultra yaptım. DLSS Auto'da ve çözünürlükte 4K'da. 40 FPS, 38 FPS civarında başladık. RAM kullanımı yaklaşık 10 GB. Grafik kartı kullanımı %99'da. Sıcaklıklar grafik kartı için 75, CPU için 70 civarı. Ooo, manyak çıktı bunlar. Oğlum buraya gelmek ne? Ayıp değil mi? Abla da sniper ha. Şöyle bir canımızı basalım. Hiçbir ayarı değiştirmeden DLSS'i ultra performans yapacağım. 50'lere kadar çıkarttı FPS'i. 4K en yüksek ayarlardayız. 2K'ya geçiyorum. Direkt FPS 85'lere çıktı. Hadi bakalım. Aa, kim vurdu? Birileri bir şeyler yapıyor. Aa, selamünaleyküm. Ama seninle 1080'de çatışmak istiyorum. Gel yiğidim. Evet, 100 FPS'leri görüyoruz. Yine en yüksek ayarlardayız. Kaç, kaç, kaç. Oğlum ne manyak robot bunlar ya. Yine 4K'ya geçiş yapalım. RAM kullanımı artıyor bu arada. Başladığımızda 9 GB civarlarındaydı, 10 GB'a çıktı. Şunu belirteyim, sıcaklıklar bir oyuncu laptopuna göre çok çok üst sınırlara çıkmıyor. 80 civarlarında bir sıcaklık görmedim, 90'ları hiç görmedim. Ve fan sesi gayet makul seviyede, şu an turboda. Ona rağmen çok yüksek bir ses duymuyorum. Bazı oyuncu laptoplarında kulaklık takmadan oynanmayacak kadar fan sesi geliyor. Bunda durum öyle değil. Neredesiniz lan? Oğlum biz Yeşilyurt çocuğuyuz ha. Adamı hasta etmeyin. Hadi lan. Bu kadar yeter.
Evet, incelememizin sonuna geldik. Açık söyleyeyim, çok keyif alarak incelediğim bir ürün oldu. Gerçekten güzel. Yani zaten bu fiyat etiketine sahipse aslında çok bir falsosu olmaması da lazım. İki tane dezavantajını gördüm. Birincisi klavyeye sıcaklığı vermesi ki bunu ince tuttukları için büyük ihtimal klavyeyi donanımlardan uzaklaştıramadılar. Gerçi bu çoğu laptopta olan bir şey ama bunda biraz daha fazla hissettim. Bir de parmak izi mevzusu. Yani buna çok yapacak bir şey yok. Bu tarz böyle metal alaşımlı tüm laptopların başının belası herhalde bu olay. Düzenli olarak böyle silmeniz gerekiyor. Islak bir mendille bezle silseniz bile yeterli. Hemen geçiyor. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Artık yavaştan bitirelim. Uzun bir video oldu. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.